Çok kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, vasiyetin hükümleriyle dersimiz devam ediyor. Efendim, sizlere insanların geçirdiği aşamalar konusunda daha önce değinmiştik. Kısaca tekrar değinerek devam edelim. Mürahik, ergenlik yaşına yaklaşmış çocuk anlamındadır. Tıfıl da daha henüz mümeyyiz olmayan çocuğa denmektedir tıfıl. Sabi, gulam ve yafi kelimesi bali olmayan kişi hakkında kullanılır. Efendim, sabi, gulam ve yafi kelimesi bali olmayan kişi anlamında kullanılır. Yetim kelimesi de böyledir. Hanefilere göre zayıfların belirli şartı aranır. Şap ve feta. Şap ve feta büluğdan 30 yaşına kadarki durumuna denmektedir. Bir kişi büluğ yaşından 30'una kadar şap ve feta ismi söylenmesi bazı örfte yerleşmiştir. El kehil ise 30'dan 50 yaşına kadar olandır. Eşşeyh ise 50'den 70'e kadar olandır. Eşşeyh. Bundan sonra ömrün sonuna kadar ki duruma dönem hakkında da El Herim adı verilir. Şimdi sizlere Musa Bih'in telef olmasının hükmü hakkında. Ayın vasiyet edilmiş ise bizzat, o zaman bu ayına taalluk eder. Mesela bir kişi filan şehirdeki evini vasiyet etmiş ise, işte onun bu vasiyeti o vasiyet ettiği eve taalluk eder. Madum mevcut olmayan veya teslim edilmesinden aciz olunanı vasiyet etmek. Hanefilerin dışında kalan cumhura göre bu sahihtir. Hanefiler madumun vasiyet edilmesi ittifakla caizdir. Hanefi üleması Musa bir madum ise herhangi bir akit ile temlik edilmesi kabil bir şey olması da lazımdır derler. Bu şartlarla madumun vasiyet edilmesi buna göre caizdir Hanefilerde de. Musi'nin ölümü esnasında Musa bih mevcut değilse vasiyet batıl olur. Yine bu da Hanefilerin teşhisidir. Kıymetliler, her konuda geniş keşifler yapan Hanefi üleması bu konuda da böyle dediler. Yine Hanefiler sonradan meydana gelecek şeylerin
vasiyetini caiz görmezler. Cumhur ise caiz kabul eder. Meçhul hakkında da Musa aleyhin malum, yani belirli bir şey olmasının şart olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Kıymetli bizim İslam alimlerimiz, fukaha-i müslimin. Yine intifa, faydalanma yolu, efendim, menfaatlerden maksat nedir? Hanefiler evin süknası, evde oturmak ve geliri, yine bahçenin galle, arazinin ve bahçenin galle ve meyvesi hakkında kullanılır. Galle, arazinin ürünü ve kirasından hasıl olan ile efendim buna benzerlerin ücreti. Hanefiler galle tabirinin kapsamına Musi'nin vefatı esnasında var olan şey ile Musa aleyhin hayatı süresince meydana gelecek şeyler girer derler. Efendim, Hanefiler yine bizatihi kıymet taşıyan, yani menfaatlar bizatihi kıymet taşıyan mallar değildirler. Onlar mülktürler. İstihsanen üzerlerinde akit yapılmak suretiyle kıymet taşıyan bir mal olurlar. Onlara göre mal ele geçirilebilen, saklanabilen şeydir. Menfaatlar ise arazlardan ibarettir. Akitlerle kıymet kazanır. Bunlar mülktür. Tasarrufta bulunulan şeydir. Cumhur ulema menfaatler efendim mütekavvim değer taşıyan mallardır demişlerdir. Bakış açıları farklı ama hepsi aynı şeyi söylüyorlar neticede. İstihlal gelir sağlamak. Gelir sağlamak için hazırlanmış olan mallar, vakıflar, efendim yetimlere ait mallar. Yine menfaatleri vasiyet etmenin hükmü konusunda dört mezhep caiz olduğu hükmü üzerinde ittifak etmişlerdir. Hanefiler daha menfaatlerin vasiyet edilmesini, hatta menfaatleri mal olarak kabul etmeyen Hanefiler dahi menfaatlerin vasiyet edilmesini caiz kabul ederler. Terikenin üçte birisinden fazla ise üçte bir kadarı geçerli kabul edilir. Menfaatin takdiri bu konuda Hanefilerle Malikiler. İntifa ayınlara bakılır. İntifa süresi ne olursa olsun burada menfaatleri vasiyet edilen ayınlara bakılır. Üçte birden çıkabiliyor ise vasiyet caiz ve geçerlidir. Menfaat vasiyet edilen ayının kıymetidir. Şafilerle Hanbeliler Musa bihin menfaatinin kıymeti ile takdir edilir demişlerdir. Menfaat ile intifa yolu, meşru istihlal
kendisine vasiyet edilmiş bir ayının menfaatine malik olan Musa ile efendim kendi adına alacağı bir ücret karşılığında o ayını kiralaması. Şahsi kullanım efendim, Hanefilerin keşfine göre kayda riayet eder. İstihlal gallesini gelirini almak. Orada kendisi de sakin olabilir. Şafilerle Hanbeliler Musa leh dilediği şekilde intifa imkanına sahiptir. Muhayyee, nöbetleşe istifade etme. Efendim, muhayyee, aynın hepsi belli bir süre ortaklardan birisine verilir. Ve bu süre içerisinde o ayından faydalanır. Hakim bu konuda içtihat eder. Menfaatlerin vasiyeti miras bırakılmaz. Efendim, Hanefi uleması menfaat tayin edilmiş bir süre ile kayıtlı ise, mesela 2 yıl tayin edilmişse, o zaman Musa ile sadece bu süre boyunca menfaate hak kazanır. Efendim, Şafilerde de buna benzer görüşler beyan edilmiştir. Yine uğurun masrafı karşılığı karşılamak, uğunun karşılığı, sağlanan menfaat karşılığıdır. Yahut haraç, gelir sağlamak, tazminat, efendim yapılan masraf karşılığıdır. Semen, bu da fiyat anlamındadır. Ayında tasarrufta bulunmayı vasiyet etmekle ilgili. Yine hakların vasiyet edilmesi, intifa, faydalanma, vasiyeti ittifakla sahih kabul edilmiştir. Tealli hakkı, şirp hakkı, tehalli hakkı başkasının mülkü olan alt katın üzerinde bina yapma hakkıdır. Bu tealli hakkı. Şirp hakkı, genel veya özel bir ırmaktan bir tarlayı, efendim, bağı bostanı veya hayvanları sulamak için zamanı ve miktarı belirli bir paydır. Mesil hakkı, bir ev veya başka bir yerin dışarıya, yani başkasının mülküne suyu ve seli akmak ve damlalık hakkıdır. Mecra hakkı da suyu başkasının mülkünden geçirerek kendisindekine ulaştırma hakkıdır. Evet kıymetliler, huluv hakkı, vakfedilmiş bir akarın kiralanmasında öncelik hakkıdır. Cumhuruna göre kıymetli alimlerimizin bağlayıcı değildir. Efendim, terikenin paylaştırılmasını vasiyet etmek bu bağlayıcı değildir dediler. Şafiler ile Hanbelilerin görüşüne göre caiz ve mirasçılar için bağlayıcı olduğu görüşündedirler. Bunun delili ise miras bırakan kişi ölüm hastalığında terikesinin tamamını semeni misil ile satacak olursa bu satış sahih ve nafis olur.
miras bırakan kişi ölüm hastalığında terkesinin tamamını semeni misil ile satacak olursa bu satış sahih ve nafiz olur dediler. Bunu diyenler Şafiler ve Hanbelilerdir. Evet kıymetliler. Yine maaşların vasiyet edilmesi caiz kabul edilmiştir. Vasiyetin miktarı konusunda üçte bir, gerçi üçte bir de çoktur ya buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü sen mirasçılarını zengin olarak bırakman daha hayırlıdır buyurmuştur. Yine malikilerle zahiriler kabul etseler bile üçte birden fazlasında geçerli değildir dediler. Mirasçısı bulunmuyor ise Hanefi uleması üçte birden fazlasında da vasiyet geçerli olur dediler. Cumhur ise üçte birden fazlasında vasiyeti caiz kabul etmemişlerdir. Yine icaze geçerli kabul etme zamanı Musi'nin ölümünden sonra olur. Muciz icazede bulunan, geçerli kabul eden, teberru ehliyetine sahip kimselerden olmalıdır. Bu da akıl, bali ve reşit olmalıdır. Üçte birin takdir edilme vakti, cumhurun efendim teşhisine göre bunlar Hanefi, Maliki ve Hanbelilerdir. Paylaştırılma ve payların birbirinden ifraz edilme, yani ayrılma zamanıdır dediler. Şafilerin görüşü ise vefat esnasında olur dediler. Yine mirasçının payının mislini vasiyet etmesi konusunda da efendim bu tür vasiyetlerde Musa aleyhin hak ettiği miktar konusunda da efendim cüzlerin vasiyet edilmesi, yine vasiyetin tenfizi yerine getirilmesi gibi durumlarda gereken kıymetli görüşlerini açıkladılar. Biz de derslerin akımı içerisinde bu bilgileri size vererek geldik ve şu anda vererek de efendim devam ediyoruz. Vasiyetle ilgili konular efendim mutbik delilik ve buna benzer sebeplerle Musi'nin ehliyetinin zail olması. Hanefi uleması mutbik devamlı delilik demektir ve bunaklık demektir. Mutbik delilik bir ay ve daha fazla süre devam eden delilik hastalığıdır. İmam-ı Muhammed'e göre ise bir sene devam eden delilik mutbik sayılır efendim demişlerdir. Hanefilerin dışında kalan ulema ise vasiyeti yaptığı zaman kamil ehliyetli, bali ve akil olsun. Delili ise şudur: satış, icare, vakıf ve benzeri akitler. Sonradan meydana gelen delilik sebebiyle batıl olmaz dedikleri bu durumu delil olarak göstermişlerdir. Musi'nin irtidat etmesi. Bu da iptal edici bir sebeptir Hanefi ve Şafilere göre. Mürtedin mülkü mevkuftur. Yine rucu dönmek konusunda
dilediği zaman vasiyetinden rücu edebilir. Ölümünden sonra hükmü sabit olan bir akittir. Efendim açık bir nas ifade olan bir lafız kullanılarak yapılan rücudur. Buna sarih, açık rücu denmektedir. Evet kıymetli ve muhterem efendiler, muayyen olan Musa Aleyh'in, Musi'nin ölümünden önce vefatı dolayısıyla vasiyet batıl olur dediler. Musa Aleyh'in Musi'yi öldürmesiyle de vasiyet batıl olur dediler Hanefi ve Hanbeliler. Ve öncekinde de efendim dört mezhebin ittifakını görmekteyiz. Yine muayyen olan Musa Bih'in telef olması veya istihkakı, bu konuda da vasiyet batıl olur dediler. Mirasçıya vasiyet yoktur. Hiçbir mirasçıya. Vasiyetlerin tezahümü, yani birden çok olması. Yine kullara ait vasiyette tezahüm kaidesi. İmam-ı Azam Ebu Hanife 1/3 bu iki kişi arasında yarı yarıya paylaştırılır. Hanefilerce fetvaya esas olan görüş de budur. Mübahat konusunda da, efendim yine tezahüm konusunda da İmam-ı Azam önce farz sonra vacip sonra da mendup olanlar yerine getirilir demiştir vasiyetle ilgili. Allah'ın hakkıyla kul haklarına dair vasiyetler arasındaki tezahüm. Yine vasiyetin isbat edilmesi, yazılması ittifakla mendup kabul edilmiştir. Hanefi üleması yazı muteberdir demişlerdir. Yine vasiyet yazmaya şahit tutmak, okunarak onun da içindekileri kabul ettiğini ifade etmesinden sonra gerçekleşir. Musi şahitlere şahit olunuz yahut da onu yerine getiriniz demiş ise vasiyet geçerlidir. Müslüman bir kimse yanında vasiyetini yazmaksızın iki gece dahi geçirmeye hakkı yoktur. Buraya dikkat et, Peygamberimiz böyle buyurdular. Müslüman bir kimse yanında vasiyetini yazmaksızın iki gece dahi geçirmeye hakkı yoktur buyuruyor. Cumhur-u ulema şahitlere dinletmek lazımdır demişlerdir. Efendim, fıkhi nazariyeler bahsinde Hanefiler 1 yıllık süre ile tahdit etmişlerdir. Pek çok yıl sürecek olsa bile bu bir ölüm hastalığıdır demişlerdir. Ölüm hastalığında olan kişinin yaptığı teberruların hükmü hakkında söylediler. Yine ölüm hastalığında olan kişinin teberrularının hükmü konusunda sağlık halinde sadır olacak olursa kişinin ana malından karşılanacağı hususunda ulema arasında görüş ayrılığı yoktur. Tehlikeli bir hastalık halinde sadır olursa cumhurun teşhisine göre malın 1/3'inden karşılanır. Allah vefatınız esnasında
lehinize salih amellerinizde bir artış olmak üzere malınızın üçte birini sizlere tasadduk etmiştir. Adamın birisi ölümü esnasında 6 tane kölesini azat etti ve bunlardan başka da bir malı yoktu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aralarında kura çekti ve kurası çıkan 2 kişiyi azat etti. Geri kalan 4 kişinin kölesini, köleliğini de devam ettirdi. Evet kıymetli efendiler, eğer defnedilmezden önce yanında bulunsaydım, Müslümanların kabristanına defnedilmesine izin vermezdim, buyuruyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman tehlikeler de görünüyor. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Ahmet rivayet ediyor. Şimdi ölümünden sonrasına izafe edilen teberru ve bağışlar, bunların da hükmü vasiyetin hükmü gibidir. Üçte bir yahut da bundan fazla ise mirasçıların geçerli kabul etmesine bağlıdır. Bu konuda ittifak vardır. Çünkü İmam-ı Ahmet Ebu Zeyd el-Ensari'den rivayet ettiği hadisi şerifi biraz önce okuduk. Vasiyet malının üçte birini öte geçmiyor. İşte görüyorsunuz mirasçıları efendim haklarını efendim zayi edilmesine müsaade edilmiyor. Malın üçte biri ölenin yetkisinde olduğu halde kalanı varislere intikal ediyor. Herkes sağlığında aklını başına alsın. Vesayet konusuna gelince İstiklaf caizdir. Efendim, halifenin vasisi, yine Ebu Bekir Hazretleri radıyallahu anh, Hazreti Ömer'i vasiyet etmişti. Ömer de şura ehline vasiyette bulunmuştur. Ashab-ı kiram da Allah hepsinden razı olsun radıyallahu anhüm ve erdam ecmain bunu rıza ile kabul etmişlerdir. Sana yetimler hakkında soruyorlar de ki onların islahı hayırlıdır buyuruyor. Yüce Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 216. ayet-i kerimede buyuruyor. Çok kıymetli ve muhterem efendiler. Vasiyetin rükünleri dört yönü veya rüknü vardır. Musi, vasi, Musa, fi ve sigadan ibarettir. Şimdi musi biliyorsunuz, vasiyeti yapana denmektedir. Vasi, vaside aranan şartlar. Hizmetçi efendisinin malında bir çobandır ve ondan sorumludur buyurdu Peygamber Efendimiz. Yine Ali İmran suresinin 118. ayeti kerimesinde, Nisa suresinin 141. ayetinde Rabbimiz buyuruyor.
Allah kafirlere, müminlerin aleyhinde asla bir yol, imkan bırakmaz. Ey iman edenler! Kendi din kardeşlerinizden başkasını sırdaş edinmeyin. Onlar halinizi bozmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Sizlere sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler, buyuruyor. İşte kıymetliler, Müslüman, akıl, bali ve hür bir Müslüman, gerçek Müslüman olmak şartıyla ne yapılması lazım? Vasiyetler yerine iyice gelmesi lazım. Yine Hazreti Ömer de kızı Hafsa radıyallahu anh'a vesayet vermiştir. Efendim, vasilerin teaddüdü, yani birden çok olması caizdir. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma radıyallahu anha yaptığı vakfa nezaret etmeyi Hazreti Ali kerremallahu veçeye havale etmiş. Efendim, bu ve havale etmiş olduğunu görmekteyiz. Hanefilerle Şafiler, vasiler efendim malın korunması hususunda anlaşmazlığa düşerlerse muhayyeye, nöbetleşme ile malı korumaya çalışırlar. Musafi, vasi kızın babasının naibidir ve vekili gibidir. Şafi ile ması, küçük erkek ve kızı baba ve dededen başkası evlendiremez derler. Sultan, yani İslam devlet başkanı ve kendisine bu yetkilerin havale edildiği kimse, velisi olmayanın velisidir. Bu Peygamberimizin sözüne istinaden söylenmiştir. Siga, vasiyetin icap ve kabul ile akt olunacağı ittifakla kabul edilmiştir. Zeyd şehit olursa Cafer, Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha komutan olsun, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Efendim, yine bu da vasi hakkında, vesayet hakkındaki delillerle ilgilidir. Vasi üçte bir miktarında vasiyeti yerine getirir. Efendim, vekalet vermek, ki buna tevkil denmektedir. Ve başkasına vesayet vermek, Hanefilerle Malikiler caiz kabul ederler. Efendim, yine Musa ile üzerine vasi tayin edilenin malı ile mudarebe, kar ortaklığı ticareti yapmak, vasi yetimin Kur'an öğrenmesi ve edep kazanması için buna ehil olma halinde masraflarını karşılayabilir. Hanefiler der ki, vasi ve aynı şekilde baba, yetimin malını karz olarak veremez. Yine Hanefiler der ki, Musa aleyh yerine paylaştırma. Üçte biri pay edebilir. Malikiler ve Hanefiler gibi şöyle demektedir
yani Malikiler Hanefilerin görüşündedirler. Efendim, Hanefilere göre babanın tayin ettiği vasi dedesinden daha bir hak sahibidir. Hanefilere göre vasi rüştünün zuhurundan önce efendim yetime malını verse ve mal zayi olsa, Ebu Yusuf ile Muhammed'e göre vasi tazminatını öder. İmam-ı Azam Ebu Hanife ise 15 yaşından sonra tazminat olmayacağını söylemiştir. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman karşılarında şahit bulundurun. En iyi hesap sorucu olarak Allah yeter buyuruyor Cenab-ı Hak Nisa suresi ayet 6'da. Hanefiler vasinin sözü doğru kabul edilir demişlerdir. Vasilerin şahitliği konusunda da İmam-ı Azam bunların şahitlikleri batıldır. Ölenin malından başka bir şeye dair şehadetleri sahiptir demiştir. Yine vasinin yetimin malına rücu etmesi, Hanefiler efendim der ki vasi kendisine terk eden isabet edeni satar ve onun bedeli ile birlikte telef olursa vasi küçük malına rücu eder ve bu takdirde satılan mala hak kazanır demişlerdir. Yine anlaşmazlıkların çözümü konusunda vasi emin kabul edilir. Onlara karşı şahit bulundurun. Nisa suresi ayet 6. Her kim de fakir olursa maruf ile yesin. Bu da aynı ayet-i kerime. Musi'nin veya hakimin vasiye vekalette olduğu gibi malum bir karşılık mükafat tayin etmesi caizdir. Musi dilediği zaman vasiyi azledebilir. Tam acizlik ve hainlik efendim durumlarında bunu yapar. Ölüm, delilik yahut fasıklık, sürenin sona ermesi gibi durumlarla azledilmiş olur. Zaruret sebebiyle harcama, infak, efendim Hanbeliler uygun ise terkiye onu uygular demişlerdir. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Amelde Fıkıh-ı Ekber ile derslerimiz devam ediyor. Konumuz vakıflar hakkındadır. Vakıf sözlükte hapsetmek, efendim tahbis ve tesbildir. Filan şeyi vakfettim, efendim evkaftuhu gibi kelimelerle anlam taşımaktadır. Nitekim bu Mağrib'de yani Fas'ta Vakıflar Bakanı'na Vezirül Ahbas denmektedir. Efendim İmam-ı Azam Hazretleri vakfın mülkü hükmünde kalmak üzere vakıfın mülkü hükmünde kalmak üzere aynı hapsetmek
ve menfaatini bir hayır yoluna tasadduk etmektir demiştir İmam-ı Azam Hazretleri. Yani vakfı böyle tarif ettiğini görüyoruz. Hakimin buna hükmetmesi, efendim, hakem tayin edilen değil de velayet sahibi olan hakimin buna hükmetmesi. Yine hakimin vakfedenin ölümüne talik etmesi ve vakfedenin ölecek olursam efendim üçte birinden tıpkı vasiyet gibi filan şeye vakfettim demesi, evimi filan şeye vakfettim demesi gibi. Yine ifraz etmesi, ayırması. Mesela mescide vakfedip mülkünden ifraz edip ayırması. Mescidin teslimi ise orada namaz kılmakla gerçekleşir. Yine sevgili peygamberimizin Allah'ın farzlarından habis alıkoymak yoktur hadisi şerifi vardır. Efendim Kadı Şureyh'in şu sözleri yine İmam-ı Azam'ın gösterdiği diğer delil. Efendim ikinci tarif Ebu Yusuf ile Muhammed ve Şafiler, Hanbeliler ve Cumhur'un tarifi. Efendim kendisiyle intifa mümkün olan bir malın rakabesinde aynında vakfedenin de başkasının da tasarruflarına son verip aynı baki kaldığı halde Allah'a yakınlık maksadıyla gelirini mübah ve var olan bir harcama yerine hapsetmek, alıkoymaktır dediler. Mal vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve yüce Allah'a mülk olmak hükmü üzere hapsedilmiş olur. İbni Ömer'in rivayet ettiği hadisi şerifte Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine Hayber arazisinden bir parça isabet eder. Dilersen aslını hapsedersin, onu tasadduk edersin buyurdu Peygamberimiz Hazreti Ömer'e. Ömer de onu tasadduk etti. Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması şartını koştu ve gelirinin fakirlere, akrabalara, kölelere, misafirlere ve yolculara harcanmasını istedi. Ümmet çeşitli malların hayır yollarına vakfedilmesi, efendim şeklinde, ta İslam'ın doğuşundan bu yana kadar bununla amel ede gelmiş olduğunu görüyoruz. Yine Malikiler gelirini bir hayır cihetine lazım bir şekilde teberru edip bağışlar ve bununla birlikte ayın vakfedenin mülkiyetinde kalır dedi Malikiler de. Vakfedenin mülkiyetinde de efendim kalmaz. Başkasının mülkiyetine de intikal etmez. Efendim yüce Allah'ın mülkiyeti hükmünü alır. İşte kıymetli ve muhterem izleyenler. Bu güzelim yüce İslam'ın güzelim içerisindeki yüce hükümlerine bakınca
güzellik üstüne güzellik, nurun ala nur görüyoruz. Dilersen aslını hapseder, alıkoyarsın ve onu gelirini tasadduk edersin buyurdu Peygamberimiz. Vakfedenin zimmetinde mülkiyetinin baki kalacağına bir işaret bulunmaktadır. Yine Hazreti Ömer satılmayacak, hibe edilmeyecek, miras da bırakılmayacak. Efendim diye bak şart koştuğunu görüyoruz. Vakfın meşruluğu Hanefi ulemasının dışında cumhura göre mendup bir sünnettir. Vakfın meşruluğu. Efendim yine vakıf mendup teşvik edilmiş. Teberrulardan bir türdür. Cenab-ı Hak şanlı Kur'an'da İmran suresi 92'de siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar iyiliğe kavuşmuş olmazsınız buyuruyor. Ey iman edenler, kazandıklarınızın en güzel olanlarından ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerden infak ediniz buyuruyor. Bakara suresi ayet 267. Evet sevgili kullar, sevgili peygamberin ey ümmetleri, bakın şanlı peygamber ne buyuruyor? Aleyhissalatü vesselam, Ademoğlu öldü mü, üç şey müstesna ameli kesilir. Amel defteri kapanır, cari bir sadaka. Kendisinden sonra kendisiyle faydalı olan bir ilim. Yahut kendisine dua edecek salih bir evlat. İşte bunlar varsa kişinin ameli kesilmiyor. Sevap devam ediyor, amel defteri kapanmıyor. Salih evlat ise Yüce Allah'ın da kulların da haklarını yerine getiren kimsedir. Sefihin durumu böyle değildir. Selef üleması, ilim adamlarının birçoğu vakfın sahih olduğunu kabul ederler. Hazreti Ömer Hayber'den 100 paylık vakfı efendim meşhur olan görüşe göre İslam tarihindeki ilk vakıftır. Cabir radıyallahu anh der ki şanlı peygamberin aleyhissalatü vesselam eshabı arasında gücü yetip de vakıf yapmayan hiçbir kimse kalmadı diye rivayet var. Hükümlerin az bir kısmı sünnet ile sabittir. Ona dair hükümlerin çoğunluğu fukahanın içtihadı ile istihsana, istislaha ve örfe dayanarak sabit olur. Hanefi uleması vakıf mübahtır. Adamak suretiyle vacip de olabilir. Yine İmam-ı Azam lazım bağlayıcı değil, caizdir. Dönmek caiz olur demiştir. Ölümü ile de ondan miras alınır. Muhammed bin el-Hasan ve Şafilerle Hanbeliler efendim lazım olur. Sahih olduğu takdirde lazım olur. İkale veya bir başka yolla fesih olmaz. Rücu imkanına sahip değildir. Yani ondan rücu edemez. Satılmaz, hibe edilmez ve miras da bırakılmaz. Vakıf buna göre hibe ve sadaka
ayarındadır. İmam-ı Ebu Yusuf ise mülkiyetin iskat edilmesidir. Talak ve azat etmek, köle üzerindeki mülkiyeti düşürmektir. Efendim demiştir ve bu da mücerred söz ile tamamlanır. Bunda teslim şartı yoktur. İfraz edip ayırmaksızın paylaştırılabilen müşağın efendim vakfı da sahiptir. Hanefilerce fetva esas görüşte, fetvaya esas görüşte budur. Çünkü bu görüş daha ihtiyatlı ve daha kolaydır. Malikiler lazım ve bağlayıcı olur. Yine vakfeden kişi vakıftan rücu edemez demiştir. Vakfın rüknü Hanefi üleması. Vakfın rüknü sigadır. Benim bu arazim ebediyen miskin yani fakir kişilere vakfedilmiştir gibi sözlerle söylenmesi. Hayır, iyilik yollarına vakfedilmiştir. Yahut da filan şeye vakfediyorum demesi gibi. Yine Hanefi uleması vakfın rüknü, vakfedenden sadır olan icaptır. Vakfedenin bizzat iradesidir. Cumhur ise şöyle demiştir. Vakfın 4 tane rüknü vardır. Vakıf mevkuf, mevkufun aleyh ve siga yani kip ifade demişlerdir. Mevkufun, mevkufun aleyh efendim Hanefi ulemasında vakfın bir rüknü değildir. Hanbelilerde de böyledir. Vakıf mülkiyeti izale eder. Satışa, hibeye ve mirasa mani olur. Köle azat etmek gibidir. Bir defa kabul edince de ondan sonra onu reddetmek hakkına sahip değildir. Ve bir defa da reddedince ondan sonra kabul imkanına sahip değildir. Malikiler, Şafiler ve bir kısım Hanbeliler kabul bir rükündür. Değil ise velisinin kabulü şarttır. Hibe ve vasiyette olduğu gibi. Vakfın türleri konusunda hayır vakfı, bir de aile veya soydan gelenler için vakıf. Vakfın mahalli konusunda mütekavvim kıymet taşıyan maldır. Bu icma ile arazi ve ev gibi akar cinsinden yahut da kitap, elbise, hayvan ve silah gibi taşınabilir cinsinden olan şeyler vakfın mahallidir, yani konusudur. Cihan Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Halide gelince sizler Halide zulmediyorsunuz. Halbuki o zırhlarını ve bütün savaş aletlerini Allah yolunda vakfetmiş bulunmaktadır. Buyurdu Peygamber Efendimiz. Buhari Müslim gibi kıymetli muhaddislerimiz rivayet ettiler bu hadis-i şerifi. Yine Hafsa annemiz radıyallahu anha 2000 dirheme bir süs eşyası satın aldı ve bunu Hattab ailesinden gelen kadınlar için vakfetti.
ondan zekat gerekmediği görüşündeydi. Hanefiler menkul vakfın akara tabi olması, efendim teamülün cereyan etmiş olması şartını koşarlar. Muşa olan akar veya menkulün vakfedilmesi sahihtir. Hazreti Ömer radıyallahu an Hayber'de müşa olarak bulunan 100 hissesini vakfetmiştir. Vakıf aslın hapsedilmesi ve yani alıkonulması ve meyvesinin sebil kılınmasıdır. Annesinin karnındaki yavruyu vakfetmek sahih değildir. Müneccez bir temliktir. Maliki mezhebinden İbn-i Cüze şöyle der. Arazi çeşitli bölgeler, dükkanlar, mescitler, kuyular, köprü ve kapistanlar, efendim benzerleri, bunların vakfedilmesi caizdir demiştir. Yemeğin vakfı caiz değildir. İmam-ı Malik ve onun görüşünde uyarak Eşşey Halil, yiyeceklerin ve nakdin vakfedilmesinin caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Onun bedeli de aynının bekası makamında kabul edilir. Akarın vakfı, arazi, ev, dükkan, efendim bunlar emsalleri ittifakla sahiptir. Nitekim Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ve Hayber'deki hissesini efendim vakfettiğini önceden görmüştük. Diğer taraftan akarda bir ebedilik söz konusudur ve devamlı kalır. Hanefiler efendim vakfın sıhhati için akarın tahdit edilmesi şart değildir. Şart onun malum olmasıdır demişlerdir. Menkulün vakfedilmesi Hanefilerin dışında kalan cumhur caiz olduğunu ittifakla söylerler. Cumhur ebedi olması da geçici olması da hayır için yapılması, efendim aile için yapılması da sahihtir dediler. Akar bina edilmiş yahut edilmemiş arazi demektir. Evet kıymetliler. Hanefi üleması ise menkulün vakfedilmesini caiz kabul etmezler. Örfte efendim bu uygulana gelen vakıf türleri ise yine müstesnadır. Müslümanların güzel gördüğü bir şey Allah katında da güzeldir. Diğer taraftan örf ile sabit olan nas ile sabit olmuş gibidir. Binaların vakfedilmesi artık bir örf haline gelmiştir. İmam-ı Muhammed'in görüşü budur ve fetvaya esas olan da bu görüştür. İbn-i Abidin gibi kıymetli alimlerimizden dirhemlerin Rum topraklarında yani Anadolu'da bir örftür dirhemlerin vakfedilmesi. Hanefi üleması menkulün vakfının caiz olmayışının sebebi ise ebediliğin vakfın şartlarından olmasıdır. Müşranın vakfedilmesi
Malikilerin dışında kalan cumhura göre Müşah'ın efendim şuyuğuna rağmen vakfi caizdir. Paylaştırılması kabil olmayan Müşah'ın hibesi ise caizdir. Efendim, Malikiler şayi şeylerin vakfını caiz kabul etmezler. Efendim, ele geçirilmesi şarttır derler. Paylaştırılması kabil müşaya müşah gelince fetvaya esas olan görüşü teşkil eden Ebu Yusuf'un görüşüne göre vakfedilmesi caizdir. Bu görüş ise Maliki, Şafii ve Hanbelilerin görüşüne uygundur. Daha doğrusu bu mezhepler İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşünü kabul etmişlerdir. Veyahut o görüşe uygun içtihatlarda, tespitlerde bulunmuşlardır. İmam-ı Muhammed, mezhep alimlerinin çoğunluğunun kabul ettikleri görüşte ise şöyle demektedir. Müşah'ın vakfedilmesi caiz değildir. Kabzın aslı vakfın tamamı için bir şarttır. Kadı Ebu Asım der ki, Ebu Yusuf'un görüşü bana mana bakımından daha güçlüdür. Ancak Muhammed'in görüşü gelen haberlere daha uygun görünmektedir der. Hakim bunların hangisine hükmederse hükmü sahih olur. Yine Malikiler ki Hanefilerin dışında paylaştırılması kabil olan şayi ve ortak şeylerin vakfı sahihtir. Kabil olmayan şeylerde ise, yani paylaştırılması kabil olmayan şeylerde ise sahih olmaz. Şafilerle Hanbeliler sahihtir derler. Delili ise Hazreti Ömer'in vakfıdır Hayber'deki 100 hissesini vakfetmiş olmasıdır. Vakıftan maksat aslın alıkonulması ve menfaatin de sebil edilmesidir. Müşah ise bu konuda paylaştırılabilen gibidir. İrtifak hakkının vakfedilmesi, irtifak. Şafilerle Hanbeliler derler ki bu da caizdir. Hanefiler derler irtifak haklarının vakfı sahih olmaz. Hak bir mal sayılmaz. Yani menfaatlar mülktür Hanefilerde. İkta devletin mülkiyetinde olan bir arazi, mülkiyeti devlete kalmakla birlikte vatandaşlarına verdiği arazidir. Vakfı sahih olmaz. Arazinin ölü olması, ölü arazi ihya eden kimsenin ise ihya ettiği bu araziyi vakfetmesi caizdir. Yine kıymetli kaynaklardan Dürrül Muhtar'da Mısır'daki yöneticilerin yaptıkları vakıfların bir çoğunluğu Beytül Mal vekilinden şeklen satın alıp vakfettikleri iftialardır. Sulhen fethedilmiş araziler asli maliklerinin elinde mülk olarak kalırlar. Havuz arazilerin vakfı, havuz arazisi efendim kullanmaktan aciz kaldıkları için hükümetin de orayı kullanıp vergilerini almak için el koyduğu arazidir. İrşat Vakfı,
İrşad devletin mülkiyetinde olan bir araziyi kamu maslahatına vakfetmesi demektir. Ve caiz ol, caizdir. Hanefiler der ki, rahinin merhunu vakfetmesi sahihtir. Efendim, cumhur ise sahih olmayacağını söylemişlerdir. Kiralanmış ayının vakfedilmesi, Hanefilerle Hanbeliler şöyle derler, sahip olmadığı için muvakkattır. Şafiler de şöyle demektedir, caizdir derler. Malikiler de icare süresince ücretle tuttuğu şeyin menfaatini vakfetmesi hakkı vardır. Bu ebedi kılınması şartı yoktur. Tevhid konusunda. Müeccirin, kiraya verenin ücretle kiraya verdiği şeyi vakfetmesi sahih değildir. Müstecir ise efendim, ücretle tuttuğu ayından ücret süresinin sonuna kadar istifade edebilir. Yine vakfın hükmü konusunda da İmam-ı Azam'a göre gelirin teberru edilmesidir. Vakfedilen ayın ise vakfedenin mülkiyetinde kalmaya devam eder. Tasarrufta bulunacak olursa da vakıftan rücu etmiş kabul edilir. Ölecek olursa miras alırlar. Rücu etmesi caizdir bu İmam-ı Azam'a göre. Dilediği değişiklikleri de yapması da caizdir. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre mülkiyetinden çıkar ve Yüce Allah'ın mülkiyetine, mülkiyetinde hükmünü almak üzere hapsedilmiş olur. Yine satılması, temlik edilmesi ve paylaştırılması caiz olmaz. Malikilerin görüşü de mevkuf vakfedenin mülkü kalmaya devam eder. İmam-ı Azam efendim gibi düşünürler. Delilleri de Peygamber Efendimizin aslını hapset, alıkoy, meyvesini ise sebil yap hadisi şerifine istinad ederler. Şafiler de ise Allah'a intikal eder. Celle Celaluhu. Mevkufun aleyhin mülkü olur. Menfaatleri açısından. Şafiler Ebu Yusuf ve Muhammed ile aynı kanaattedirler. Hanbeliler vakfın mülkiyeti zail olur. Aslını hapset, meyvesini sebil yap. Satılmayan, hibe edilmeyen ve miras alınamayan bir şekilde alıkonulması demektir. Vakıf, mescit ve buna benzer okul, medrese, ribat, köprü, fakirler, gaziler ve benzeri kimseler için yapılmış ise mülkiyeti Yüce Allah'a intikal eder. Bir insan eğer bir insana yapılırsa efendim yahut da kendi çocukları ya da Ahmet'in çocukları gibi hasredilebilen bir topluluğa yapılmış ise mülkiyeti mevkufun aleyhe intikal eder. İmam-ı Azam Ebu Hanife mescidin ifraz edilip ayrılması ile hakimin hükmü ile bu müştehedun fi
hakimin hükmü meseledeki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırır. Ölüme talik edilmesi halinde ölüm ile öldüğüm takdirde mülkiyeti zail olur şeklinde vakfedenin böyle söylemesiyle ölüm ile terikenin üçte birinden yerine getirilmesi lazım olan bir vasiyet gibidir. Hayatımda da vefatımdan sonra da ebediyen onu vakfettim demesi ile zail olur. Yine İmam-ı Azam'a göre hayatta kaldığım sürece bu malın gelirinin tasaddukunu adamaktır. Ölünceye kadar rücu etmeyecek olursa vakıf terikenin üçte birinden yerine getirilir. İmam-ı Muhammed'in görüşü sadaka gibidir. Ebu Yusuf'a göre teslim şart değildir. Köle azat etmek gibidir. Şafiler de icab ile muttasıl olarak kabulü de şarttır. Dilersen aslını alıkoy ve onun gelirini tasadduk et. Buyuran peygamber sözüne istinaden bu kıymetli keşifler yapılmıştır. Kıymetli efendiler, vakfın şartlarıyla derslerimiz devam edecektir inşallah teala. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, amelde fıkıh-ı ekberden keşif notlarımız vakıflarla devam ediyor. Konumuz vakfın şeraiti konusunda. Vakıfta aranan şartlar. Vakıf hür ve malik olmalıdır. Vakıf akıllı olmalıdır. Vakıf hür ve malik olmalıdır. Vakıf akıllı olmalıdır. Yine vakıf bali olmalıdır. Efendim, vakıf kimdir? Vakfeden kişi. Vakıf dediğimiz zaman vakfeden. Yine bülü ya ihtilam veya adetle kendini göstermelidir. Veyahut da 15 yaşına ulaşmak veya İmam-ı Azam'ın görüşünde 17 yaşına varmak ile gerçekleşir. Efendim, diğer mali tasarruflarda olduğu gibi reşit olması gerekir. Mürtedin vakfı konusunda İmam-ı Azam Ebu Hanife vakfı mevkuftur diyor mürted için. İslam'a davet ederse sahih olur. İslam'a abdet ederse sahih olur. Yani İslam'a dönerse. Ölür veya mürted olarak öldürülür ya da dar-ı harbe iltihakına hükmedilirse batıl olur. İrtidat ile batıl olur. Yani kişinin yaptığı vakıfları. Hanefi üleması mürted kadının vakfı sahihtir. Çünkü mürted kadın öldürülmez. Hanefilere göre. Mükrehin vakfı efendim sahih değildir. Amanın vakfı sahihtir. Görülmeyenin vakfedilmesi o da sahihtir.
Bu da Tafi Şafiilere göre. Vakfedenin şartı, şari'in nası, hükmü gibidir. Efendim, bunda ittifak edilmiştir. İslam alimleri, İslam fakihleri tarafından. Vakfedenin şartı, şari'in nası gibidir. Ancak bu ibarenin metlulü ve boyutları konusunda fukaha arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Hanefi uleması anlama, delalet ve gereğince amel etmek açısından böyledir. Efendim, naslarda muteber kabul edilmeyen ve hitap delili diye adlandırılan mevhumu muhalefete itibar edilmeyeceği ilkesiyle amel ederler. Hanefilerin tasnif ve mefhumu bir hüccettir, delildir. Efendim, tasnif mefhumu bir hüccettir, delildir şeklinde ifade edilen kitapların rivayetlerindeki mevhum muteberdir. Cuma namazı erkek, hür, bali, akıl ve mukim olan herkese farzdır. Derken bununla bu niteliklere sahip olmayanlar hakkında Cuma namazının farz olmadığını kastederler. Efendim, yine Hanefilerden usul alimlerinin görüşlerine göre vakıfta mefhuma itibar edilmez. Yani vakfedenin şartı ona muhalif olanı nefyettiğinde nefyettiğine delil değildir. Ancak Hanefi ulemasının müteahhir olanları şer'i nasların dışında mefhuma itibar edilir. Örfü gereğince söz söyler. Vakfeden kişi örfü gereğince söz söyler. Vakfedenin lafzı, Musi'nin lafzı, yemin edenin, adakta bulunanın ve her akitte bulunanın lafzı adetine hamledilir. Yani onun hitabında ve konuştuğu dildeki adetine. Öylece yorumlanır. Arapça ve şeriatın diline uygun olması ile olmaması arasında bir fark yoktur. İşin özüne bakınca Hanefi alimlerinin usulcülerine göre vakıfta mefhuma itibar edilmez. Fakat müteahhirlerin görüşüne göre vakfedenin sözleri zamanının örfüne hamledilir. Yine müteahhirin uleması şer'i nasların dışındaki ifadelerde mefhuma, insanların örf, muamelat ve akliyatından anlaşılan şeye göre itibar edilir. Hanefiler vakfedenin şartına muhalif olan her şey nassa da muhaliftir. Vakfedenin şartı şari'in nası gibidir sözlerini yerine getirmenin bir gereğidir. Ona aykırı olarak verilen her hüküm delilsiz bir hükümdür. Vakfedenin sözü ister nas olsun, ister zahir olsun, değişen bir şey yoktur. Çünkü ona uymak icap eder.
ve alimlerin vakfedenin şartı şari'in nasi gibidir. Sözlerini yerine getirmenin bir gereğidir. Vakfeden kişi fasit bir şart koşmuş ise o takdirde vakıf sahih, şart da batıl olur. Evet kıymetliler, vakfedenin şartına muhalefetin caiz olduğu meseleler vardır. Eğer vakıf mevkufun başka şey ile istibdal edilmemesini şart koşmuşsa, hakim ehil olmayan kimseyi azledebilir. Efendim hakim bu şarta muhalefet edebilir. Vakfının bir yıldan fazla kiraya verilmemesini şart koşmuş. Fakat insanlar bir yıl kiralamaya yanaşmıyorlarsa, hakim bu şarta muhalefet edebilir. Vakıf kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasını şart koşmuşsa, tercih edilen görüş bunun tersidir. Kabir üzere kıraati mekruh kabul eden görüşe göre böyle bir tayin batıldır. Ancak tercih edilen görüş bunun tersidir. Filan mescitte, kayyım bir başka mescitte, efendim herhangi bir kimseye tasaddukta bulunmak yetkisine sahiptir. Hak sahibi kimselere ekmek ve et verilmesini şart koşmuş ise kayyım bunun kıymetini nakden ödeyebilir. Hakim o imamın maaşını artırabilir, caizdir. Eğer tayin edilen malum imamın maaşı buna yetmiyor ve bu imam alim ve takva sahibi bir kimse ise hakim o imamın maaşını artırabilir ve caizdir. Malikiler vakfedenin şartına uymak vaciptir. Şer'an caiz değil ise şarta uyulmaz. Şafiler de aynı şeyi ifade ederler. Ömer bin el-Hattab Hazretleri radıyallahu anhü şöyle yazmıştır. Bu dilenene, mahruma, misafire, akrabaya, yolcuya ve Allah yolunda cihat edenlere sadakadır. Hazreti Ali radıyallahu anhü hazretleri de sadakası ile ilgili olarak şunlar yazmıştır. Beni cennete sokması, ateşi benden, beni de ateşten uzaklaştırması için, Allah rızası için, Allah yolunda akraba, yakın ve uzak kimseler için sadaka olarak vakfediyorum. Satılmaz ve miras da alınmaz. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha ise o şanlı peygamberin hanımları ve Haşimoğulları ile Muttalib oğullarının fakirleri için vakfiye yazmıştır. İşte görüyorsunuz vakıf devri saadetten beri devam etmektedir. Takdim, tehir, cem, tertip, tesfiye, taftil gibi hususlarda da yine onun şartlarına başvurulur. Örf gereğince amel edilir. Bid'at ehline yapılacak olursa bu tahsisat
o şartla amel edemez. Yine Hanefi uleması mevkufta efendim şu şartları ortaya koymuşlardır. Mevkuf, mütekavvim, kıymet taşıyan ve akar bir mal olacak. Hanefilere göre hak bir mal değildir. Efendim, sarhoşluk veren şeyler, sapıklık ve inkar içerikli kitaplar gibi, bunlar sahih değildir. Teb'id, ebedi kılmaklık bir şarttır. Müslümanların güzel gördüğü şeyin Allah katında da güzel olmasından dolayı istihsanen caiz görülmüştür. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri atın ve silahın vakfedilmesi caiz değildir. Çünkü bu bir menkuldür. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre caizdir. Halide gelince o yüce Allah yolunda atlar ve silahlar vakfetmiş bulunmaktadır diyen hadisi şerife istinaden mevkuf malum olmalıdır. Miktarını tayin etmek suretiyle olur, meçhulün vakfı sahih değildir. Hanefi ulemasına göre akarın tahdidi şart değildir. Yine tam bir mülkiyet ile malik olması gerekir. Yine teslim edilmesi şarttır İmam-ı Muhammed'e göre. Ebu Yusuf, Şafiler ve Hanbeliler gibi alimler bunu şart görmezler. Efendim Hazreti Ömer'in Hayber'deki 100 payını vakfetmiş olmasıdır. Yine Malikiler merhunun ve başkasının hakkı ona taalluk etmesi halinde mecurun icare verilmiş olanın vakfı sahih değildir. Şafii ve Hanbeliler de hür bir kimsenin kendisini vakfetmesi de sahih olmaz dediler. Akar'ın efendim Hazreti Ömer'in Hayber arazisindeki 100 hissesini vakfetmesidir. Akar'ın sahip olmasının gerekçesi yine hayvanın vakfedilmesinin sahip olmasının gerekçesi ise Ebu Hüreyre'nin merfu olarak rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Her kim hayır olduğuna inanarak ve ecrini de Allah'tan umarak Allah yolunda bir at vakfedecek olursa o atın yemesi içmesi dev gübresi de diğer akıntısı da vakfedenin mizanında hasenat olur. Efendim sevgili peygamberimizin Halide gelince o zırhlarını ve silahlarını Allah yolunda vakfetmiş bulunuyor. Hadisi şerifi de göz önüne alınarak bunlara kıyas edilmiştir. Silahın vakfedilmesi gibi onların vakfı da caiz olur. Hazreti Hafsa validemizin Hattaboğullarının kadınlarına süs eşyası vakfettiği belirtilmiştir. Ev ve benzeri şeyleri vakfetmek sahihtir.
Hanbelilere göre ise avcılıkta kullanılabilen yırtıcı hayvanlarla kuşların vakfı onlarla faydalanmak mübah olduğu için sahih kabul edilmiştir. Yine mevkufun aleyhte aranan vasıflar ise muayyen ise ya bir tek kişidir, ya iki kişidir veya bir topluluktur. Muayyen olmayan kişi veya cihet ise fakirler, alimler, kurra, mücahitler, mescitler, Kabe-i Şerif, ribat, okullar, medreseler, serhatler ve ölülerin tekfin edilmesi gibi cihetlerdir. Muayyen mülk edinmeye ehil olması şart kabul edilmiştir. Hanefi üleması malum veya maduma, Müslüman veya zimmiye veya sahih kabul edilen görüşe göre mecusiye vakıf sahihtir. Kiliseye veya harbiye vakıfta bulunmak sahih olmaz. Yine Malikiler ve Şafiler esas olan görüşe göre kişinin kendisine yahut mürtet veya harbiye yapacağı vakıf da sahih olmaz. Vakıf ise bir sadaka-i cariyedir. Devamı olmayan bir şey vakfedilemeyeceği gibi devamı olmayan kimseye, yani küfür içindeki köleye, küfür içindeki böyle bir kimseye vakıf da yapılamaz. Hanbeli mezhebi, Şafii ve mezhebi gibidir. Meleklere, cinlere, şeytanlara vakıf sahih olmaz. Mürtet ve harbi olan vakıf sahih olmaz. Onların malı esasında mübahtır. Mallarını almak caizdir. Mürtet ve harbi olanlar için söyledi. Vakıf aslın hapsedilmesidir, dedi Hanbeliler. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hanımı Safiye radıyallahu anh'ın Yahudi olan bir kardeşine vakıf yaptığına dair yapılan rivayettir. Bunu da delil olarak ileri sürdüğünü görmekteyiz. Mescit vakfedecek olursa o mescitte namaz kılabilir. Bir kabristan vakfedecek olursa orada defnedilebilir. Bir kuyu vakfedecek olursa o da oradan su çekebilir. Hazreti Osman'ın radıyallahu anhü Rume kuyusunu vakfettiği ve onun da sair Müslümanlar gibi kovasıyla o kuyudan su çektiği rivayet edilmiştir. Yine İmam-ı Ahmet Hıcır el-Mederi'den yapılan rivayette sevgili peygamberimizin sadakasından ailesi de maruf bir ölçüde yerdi. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri de vakfettiğinde şunları söylemişti. Onun mütevelliliğini yapan kimsenin ondan yemesi, yedirmesi hakkı vardır. Yine Hazreti Ömer
maruf ile ifadesini kullanmıştır. Malik Şafi ve Muhammed bin el-Hasan, vakfedenin vakfından faydalanmasını caiz kabul etmezler. Hibe ve satışta olduğu gibi, köle azat etmesinde de durum böyledir. Şart da sahih olur. Vakfeden kişi aile halkının vakfından yemelerini şart koşarsa vakıf da, şart da sahih olur. Peygamber Efendimizin sadakasında böyle bir şartı koşmuş bulunmaktadır. Hazreti Ömer, Resulullah'ın görüşüne başvurduğu sadakasında vakfında böyle bir şart koşmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh mütevelliliğini de üzerine almıştı. Yine Hazreti Ömer'in kızı Hafsa radıyallahu anha Hazreti Ömer'in vefatından sonra vakfının mütevelliliğini üzerine almış. Ondan sonra da Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bunu üstlenmişti. Birinci şart, mefkufun aleyh olan cihette aranan şartlar konusunda. Cihet malum olacak. Hayır ve bir, yani iyilik ciheti olacak. Bu konuda ittifak olduğunu görüyoruz. Allah'a bir yakınlık olacak. Cihet mevkuf olan mala hükmen sahip olur. Bir, bütün hayırları kapsayan genel bir isimdir. Aslı yüce Allah'a aittir. Allah'a itaattır. Maksat ise Allah'a yakınlık, sadaka sevabı almaktır. Fakirlere, ilim adamlarına, akrabalara, mescitlere, medreselere, hastahanelere, yetim yurtlarına, hacca, cihada, fıkıh ve Kur'an-ı Kerim yazımına, yine köprülere, yolların düzeltilmesine, Hanefiler fakirlere elbise, kışın bu elbiseler onlara verilir. Mescit cemaatine, yine okunmak üzere bir musaf vakfetmesi, yine bunlar birer birer caizdir. Sadece o mescide münhasır kalmaz. Bir başkasına vakfetmek caizdir. Kitapları yine bir yere nakletmek de caizdir. İlim talebeleri fakir olurlar. Hanefilere göre ise sırf zenginlere yapılan vakıf sahih olmaz. Fasıklar gibi, Şafilerde fasıklar gibi kurbetin vakfın bir temlik ve bütün türleriyle Allah'a bir yakınlık olduğunu nazara itibarı alarak sahih kabul edilmiştir Şafilerce. Zimmet ehline vakıf ittifakla sahih kabul edilmiştir. Malikiler de zenginlere vakıf sahihtir demiştir. Hanbeliler mekruh bir iş için vakıf da sahih olmaz. Zenginlere vakıf da sahih değildir. Hanefilerin görüşündedir Hanbeliler. Masiyet sahih olmaz. Eğlence yuvaları, İnkar ve sapıklık cemiyetlerine yapılan vakıflarda olduğu gibi Hanefi uleması havra veya kiliseye vakıfta bulunması sahih değildir. Sigara içenlere vakıf içmenin caiz olduğunu söyleseler dahi batıldır.
kilise ve benzeri yerlere tamir edilmesi, Tevrat ve İncil kitaplarına, yahut yol kesenlerin silahlarına yapılan vakıflar da sahih değildir. Şafilerin görüşüne göre yine sahih değildir. Masiyet ise kurbetle çatışma halindedir. Hanbelilere göre Şafilerin de söyledikleri gibi Tevrat ve İncil'in yazımı için vakıf sahih olmaz. Tevrat ve İncil'de tahrif söz konusu olmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı bölümlerin yazılı olduğu bir sahife gördüğü zaman öfkelenmiştir. Bid'at kitapları için de vakıf sahih değildir. Fasıklara ve şarkıcılara vakıf sahih olmadığı gibi, sevgili Peygamberimiz kabri ziyaret eden kadınlara ve kabirler üzerine mescit ile kandil edinenlere de lanet okumuştur. Hanefi uleması der ki, kurbet olması şartı aranır. Gayrimüslimin kiliseye veya havraya vakfı da sahih değildir. İslam nazarında kurbet değildir. Maliki mezhebinden olan İbn-i Rüşd, kiliselerdeki abidler için ise onun batıl olduğuna hükmeder. Hakim hükmeder. Şafiler, Hanbeliler, İslam noktayı nazarında bir kurbet olmasıdır yapılan vakıflarda. İkinci şart, İmam-ı Azam ile İmam-ı Muhammed tebit ebedi kılmak vakfın cevazı için bir şarttır. Ebu Yusuf der, bu şart değildir. Hanefilerin dışında kalan cumhur ulema Ebu Yusuf'un görüşünü kabul etmiştir. Fakirler, mücahitler, ilim talipleri ve bunlara benzer cihetler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahim yoluyla olan akraba muhtaç iken başkasına sadaka olmaz buyurmuştur. Yine sevgili Peygamberimizin Müslümanlara sadaka bir sadakadır. Rahim yoluyla akrabalığı ise iki sadakadır. Bir sadaka ve bir sıla buyurmuştur. Bu hadis-i şerif Ebu Hureyre'den rivayet olunmuştur. Ey Muhammed ümmeti, beni hak ile gönderene yemin ederim. Allah kendisinin gözetmesine ihtiyacı olan yakın akrabaları bulunup da başkasına veren bir adamın sadakasını kabul etmez. Yine Hasan bir hadisi şerifte de aynı manaya gelen hadisler rivayet edilmiştir. Evet, çok kıymetli ve muhterem efendiler. Fakirlere zenginler ortak olur. Vakıfta zengin ile fakir aynı durumdadır. Bunu Hanbeliler söylüyor. Malikilerle Şafiler ve bir kısım Hanbeliler icap ve kabul ile akt olur. Hanefilere göre vakfa has olan lafızlar benim bu arazim miskinlere ebediyen vakfedilmiş bir sadakadır
yahut yüce Allah'a vakfedilmiştir. Yahut hayır ve bir cihetine vakıftır demesi türünden sözleridir. Fetvaya esas teşkil eden Ebu Yusuf'un söylediğidir. Sadece vakıftır. Teb'id ise sahih görülen görüşe göre Hanefilerin ittifakıyla bir şarttır. Vakfı ölüme talik ederse, efendim bu vasiyet gibidir. Ölüm ile malının üçte birinden vasiyet gibi yerine getirilmesi lazım olur. Vakfı bir ay süreli, Hanefilerin ittifakıyla batıl olur. Malikiler vakfettim, hapsettim, sebil kıldım. Kayıt ile kayıtlamayacak olursa, tasadduk ettiği kimselere ait mülk olur. Soyu, zürriyeti gibi ebedi kılmaklığa delildir. Şafii üleması şuna vakfediyorum. Benim arazim ona vakıftır demesi gibi. Yine karineler ile sarih olurken bizatihi sarih lafızlardır. Tasadduk ediyorum. Sahih, vakıf sahih olmaz. Hanbeliler sarih lafız veya kinaye olur. Efendim, vakfettim, hapsettim, sebil kıldım gibi sözlerdir. Bunlar yeterlidir. Kinaye efendim yolu ile vakıf sahih değildir. Malik'in niyeti teb'id lafızlarıdır. Haram kılmak, tahrim ve ebedi kılmak teb'id lafızları. Kinaye lafzını vakıf ile nitelemek, satılmamak yahut hibe edilmemek veya miras alınmamak üzere tasadduk ediyorum demesi gibi. Kinaye ile birlikte vakıf hükmünü de zikretmelidir. Vakıf sigasının şartları konusunda teb'id ebedi kılmak, malikilerin dışında kalan cumhura göre bir süre belirtilerek muvakkat oluşu delalet eden ifadelerle vakıf sahip olmaz, ebedilik mahzının manasını kapsaması gerekir. Hanefiler mevkufun akar olması şartını koşarlar. Efendim, menkulün vakfını caiz görmezler. İyilik cihetine olmasını da şart koşarlar. Malikiler ise vakıfta teb'idi şart görmezler. Hayır işlerinde insanlara bir genişlik sağlamış olmaktadırlar. Tenciz, derhal müneccez gerçekleşmiş olmalıdır. Akit iltizamidir. Efendim, yine Zeyd gelecek olursa gibi, yarın olursa veya ay başında veya filan ile konuşursam gibi durumlarda malikilerin dışında kalan cumhura göre vakıf batıl olur. Talik sigalar üç türlüdür. Efendim gelirse yine temlikler ise gelecekteki bir işe taliki kabul edemez. Şafiler gelecekteki şarta taliki sahih değildir. Ölümüne yapılırsa
ittifakla vakıf sahi olur. Hazreti Ömer bu Allah'ın kulu, müminlerin emiri Ömer'in yaptığı vasiyettir. Eğer başına bir iş gelirse semi sadakadır. Ölümümden sonra vakıftır. Terikenin üçte birinden çıkıyor ise mirasçıların geçerli kabul etmesine bağlı olmaksızın nafiz olur. Mevcut şarta talik bir tencizdir. Hanefilere göre ölümden sonra ise vakıf Ebu Hanife'ye göre batıldır. Çünkü vasiyettir demiştir. Cumhur'a göre sahih değildir. Aybaşı gelirse benim evim vakıftır demek gibi. Tenciz şart değil. Vakıf. Malikiler söylüyor bunu da. İlzam, bağlayıcılık. Malikilerin dışında cumhura göre muhayyerlik efendim şartını veya şart muhayyerliğine talik edilmesi sahih olmaz. Rücu şartını koşması sahih değildir. Vakıfta hibe ve ıtık köle azan etmek gibi batıl olur. Hanefiler mescit vakfını bundan istisna etmişlerdir. Vakıf, mescit vakıf edilecek olursa bu caizdir. Fakat şartı batıldır. Hanefi uleması, batıl şart, vakfın müktezasına aykırı olan şarttır. Mülkiyetinde kalması, bununla vakıf batıl olur. Yine lüzuma, bağlayıcılığa aykırı olan vakıf batıl olur. Fasit şart efendim şeriata aykırı olan şarttır. Fasit şartın hükmü şudur. Vakıf batıl olmaz. Aksine vakıf sahih fakat şart batıl olur. Sahih şart vakfın müktezasına aykırı olmayan şarttır. Hükmü böyle bir şarta uymak ve uygulamak icap eder. Tamir ve vergilerin ödenmesi sahihtir. Şafilerin görüşü, vakfeden eğer vakfın satılması, dilediği kimseye de, kimseyi de çıkarmak şartını koşsa, vakıf batıl olur. Hanbeliler de onlara muvaffakat ederek aynısını söylemişlerdir. Dilediğim zaman efendim değiştireceğim dese sahih olmaz. Müktezasına aykırı bir şarttır. Şafilere göre masrafın harcama yerinin beyanı. Bu konuda şunu vakfettim deyip harcama yerinden söz etmeyecek olursa hasar olan görüşe göre vakıf batıl olur. Harcama yeri zikredilmemiştir. Vasiyet sahih olur. Yakınlık olmak üzere mülkiyeti izale etmektir. Şafilerin dışında cumhur masraf cihetini şart koşmaz. Malikiler der ki şart değildir. Örflerinde görülen cihete harcanır. Fakirlere harcanır. Yine tayin edilenlere harcanır. Mevkufun aleyhler konusunda akip sonradan gelenler efendim çocuk velet nesil zürriyet soysop akrabalar
aile halkı ve ehil aile gibi lafızlar sadır olabilir. Velet ve evlat, çocuk ve çocuklar. Vakfeden kişi çocuğuma yahut çocuklarıma vakfettim diyecek olursa ittifakla bu sulbünden gelen erkek kız bütün çocuklarını kapsar. Efendim, malikilerce erkek olanları kapsar, kızları kapsamaz demiş. Hanbeliler de erkek ve kadın bu konuda eşittir demişlerdir. Mirası paylaştırdığı esasa göre paylaştırmaktır. Efendim, yine eşit paylaştırmaktır. Zürriyet, nesil ve akip soyundan sopundan ondan sonra gelenler. Efendim, ittifakla bu sadece erkekleri kapsamına alır. Hanbelilerin dediği gibi bir tasrih açıklama veya karine bulunması hali müstesnadır. Al cins ve beyt ehli, aile halkı, cins ve hane halkı, erkek çocuk, kız çocuk, erkek kardeş, kız kardeş, amca ve halalardan asebe olanlar gibi. Bunların hepsi girer kapsamına. Hanefiler, efendim, en uzak atasına kadar neseben kendisine yakınlığı olan herkestir demişlerdir. Hanefilerin zikrettiğine göre zengini de fakiri de kapsamına alır. Efendim, küçük sadece anne babasının ve iki kardeşinin zenginliğiyle zengin sayılır. Erkek ve kadın ise furularının zenginliğiyle, kadın da sadece kocasının zenginliğiyle zengin sayılır. Karabe, akrabalar, mahrem olan bütün zü rahimleri kapsamına girer. Malikilerce mahrem olması ile olmaması arasında fark yoktur. Hanefilerin görüşünde ebeveyni tarafından İslam'da en uzak atasına kadar neseben herkestir. Anne babası ile sulbünden olan çocukları ise müstesnadır. Efendim, bu kimselere ittifakla akraba denilmez. Ebu Hanife İmam-ı Azam'a göre iki kişiden daha aşağısına sap yapılmaz. Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre ise tek kişiyle yetinmek mümkündür. Şafiler şöyle derler, üç kişiye harcanır. Yakın akrabalara harcanır demiş ise de, efendim, miras ve asebelik yönünden akrabalar değildir. Salih akraba kimseler demiş ise İbn-i Abid'in dediği üzere, durumu mestur, örtülü, hakkında şüphe edilmeyen kişi, yalancılığı bilinmeyen kimsedir. İffet, hayır ve fazilet ehli de bunun gibidir. Muhtaç olanlar, 100 dirhemden daha az bir miktara sahip olan kimsedir. İnsanın geçirdiği merhaleler, tıfıl, efendim, sabi ve sagir, bali olmayan kimsedir. Tıfıl, sabi, sagir. Bali olur ise ona bir şey yoktur. Şab ve hade, hades, genç ve delikanlı. Efendim, bülüğden 40 yaşının tamamlanmasına kadarki süredir. 40'ı tamamladıktan sonra ona bir şey verilmez. Kehil, olgun.
40'tan 60'ın nihayetine kadar, Şeyh İhtiyar 60'tan ömrün sonuna kadar olan dönemi ifade eder. Yine dul manasına gelen el-ermel kelimesi de erkeği ve dişiyi kapsamaktadır. Allah'ın yolu ve benzeri ifadeler. Sebilullah İbn-i Sebil, el-garim, garimun efendim. Sebilullah gaza ve cihat demektir. Kıymetli ve muhterem izleyenler, ittisal ve inkıta, süreklilik ve kesinti. Eğer kesintisiz olarak başlangıcı ve sonu bilinmekte ise sahihtir. Şayet çocuklarına efendim çocuğu yoksa vakıf batıldır. Çünkü henüz yaratılmamış durumdaki çocuk malik olmaz. Başlangıcı muttasıl fakat sonu malum değil ise sahihtir. Efendim sona ermeleri halinde vakfedenin akrabalarına harcanır. Hanefi uleması fetvaya esas efendim Muhammed bin Hasan'ın görüşü de şöyledir. Böyle bir vakıf sahih olmaz. Ebediyen olması gerekir. Meçhule yapılmış bir vakıf olur. Onun için sahih olmaz demiştir. Şayet kendisine, kölesine yahut da kiliseye vakfın caiz olmadığı kesintili sonu bakımından muttasıl bir vakıfta bulunmuşsa efendim Şafiler ve Hanbelilerin bunda da değişik görüşleri vardır. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Vakfın ispatıyla inşallah dersimiz devam edecektir.